Ümit bu akşam uyuduğu için canlı yayın modumuza giremedik. Hatta Ümit böyle sabırlı yapıyor. Önümüzü göremiyoruz. Yine onun istediği gözlemeden yaptığımız karşılığında böyle tabak. Gecemiz böyle geçiyor. Bakalım sabah neler yapacağız. Davulcuda ritim bozukluğu var. Bizim davulcuda ritim bozukluğu var. Davulcu var ya. Davulun arkadaşı davul görmemiştir. Büyük ihtimal. Şimdi aynı davulcum. İki tane var. Biraz da buradan bakacağım şimdi. Hani sen? Ha, aynı davulcu. Günaydınlar, selamlar, sevgiler. Ben bugün gerçekten çok güzel uyudum ve dinlendim. Kızlar yine derslerine devam ediyorlar. Göktuğcuğum burada oyun oynuyor. Göktuğ'un cuma günü yarışması olduğu için dersi yok. Tekrarlarını yaptı. Bunu da buradan söylemiş olalım. Dün bahar havası gibiydi. Bugün bir soğukluk var hissedilebilecek şekilde derken yağmur yağıyormuş. Aa, yağmur. Ay dün iyi ki çamaşırlarımı kurutmuşum ha. Yağmur. İstanbul yağmurlu. Yazdan kaldı hava gitmiş. Yerini Nisan yağmurlarına bırakmış gibi olmuş. Mart ayında. Göktuğ'cum Kral Şakir izliyor. Çok severim. Evet. Ben de sabahtan hani şu anda yemek saati değil ama erken bir saatte dedim böyle karnı yarık yapacağım. Patlıcanlarımı ayarladım. Fırında hani kızartmayacağım bu sefer fırına vereceğim patlıcanları. Ondan sonra içine dolduracağım. Bunu da böyle göstermiş olayım. Bir tane de kabak vardı. Onu da böyle yaptım. Ama böyle. İnce ince bayağı yağıyor. Bilmiyorum görünüyor mu ama görünmüyor sanırım. Bayağı bir yağmur var. Çok şükür ya. Kışta hani bitti sayılır ya. Şükürler olsun. Mart'ı atlattığımız zaman oh mis. Yalnız parkta oynayan çocuk var yağmurda. Bilmiyorum görünebilir mi onu. Şurada. Böyle kıymayı da kavurdum. Soğan, kıyma, biber. Çok azıcık salça. Baharat olarak tuz. Pul biberi, karabiberi bile koymadım. Böyle. Neyse çok güzel kavruldu. Fırın ne alemde bakalım. Buhar kaldı.
Yani kapattım. Şimdi ben evi toparlayayım. Biraz da bakalım. Neler var, neler yok. Balıklara bakalım biraz da. Balıkların... Burada tam konu balık. Gerçekten balıkların sağlık durumu iyi. Anne. 4-5 tane efendim. Kral Şarkı'da de konu balık. Ya Gökte, akşama iftara yapalım mı balıkları? İftar. Yapalım. Ama... Pişirelim mi bunları? Hayır. Ben de yemek vereceğiz zannettim iftara. Yok be, bu balıklar yenmez ki. Bunlar sis balığı oğlum. Gökte, şu küçük turuncu büyüdü sanki. Farkında mısın? Evet. Buradan küçük gözüküyor. Buradan büyük gözüküyor. Hocamdan veriyorum. Bak ben şu turuncu. En küçüğü oydu. Diğerleri daha büyüktü. Büyüdüler. Ama şu beyaz, siyah zaten hamsiye benziyor. Şu tıpır çıtırlı mı? Bu da çok tıpırlı çıtırlı. Diğer tıpırlı çıtırlı ölmüştü. Evet. Kurtaramadık onu. Maalesef bütün her şeyi yaptık. Başımız sağ olsun. Evet. Balıklarımız güzel ama ben seviyorum. Bunun gözleri niye bir siyah? Şuraları. Öyle desenli. Suyunu ne zaman değiştireceğiz? 2-3 gün oldu. Dur, daha öyle hemen su değişmiyormuş. Ümit Bey dükkanı açtı. Telefoncu da açmış. Bir tek berber hariç tüm esnaflar açmış. Aa, dost iletişim de pazarlar açmaz. Ramazan ya, insanlar ne yapsın evdeyiz diye açmışlar vakit geçirmiş. Berber dinleniyor. Fırından çıktılar, soğudular. Bayağı da zaman geçti. İç harcımı da yapmıştım biliyorsunuz. Ama şimdi değil, biraz sonra yapacağım. Evi sildim, süpürdüm güzelce. Anne. Efendim oğlum. Kapatırım. Göktuğ da duşa girdi. Beni bekliyor. Gideceğim şimdi. Güneş vardı. Onu çekmeye giderken çekemedim. Biraz önce yağmur böyle durdu. Güneş geldi. Çok güzeldi. Bir dakikada gitti. Bir dakikalık güneş doğdu buraya demek. Acaba Ümit dışarı mı çıkmıştı o anda? Ama işte soğuk değil. Rüzgar da yok. İyi yani. Ufak bir çamış, yastık kılıfını falan yıkadım. Bunlar aça aça bitiremedi ya. Bu açsın ya. Büyüdü ya. Tuttu çok şükür bu çiçek. Gidip gelip bunları seviyorum. Şunlara bakayım, şunlara. Bu da böyle ayrı bir şey. Burası bana huzur veriyor. Burayı böyle bakıyorum. Şu bir açsa, şunda bir kokular var. Oo, o da parfümü gibi. Göktuğ kaldı banyoda. Göktuğ, geliyorum. Annem gene yemek işinde. Ne yapıyoruz bugün? Ne yemeğine benziyor bu Göktuğ? Kabak. Ha, patlıcan yemeği, patlıcan yemeği. Tamam, bak. Karnını yarıyoruz ya, görmüyor musun? Dün o yüzden mi soymuştun? Hangi dün? Dün patlıcan yok, bugün yaptım. Çünkü o patlıcanı kızarttın mı ya Göktuğ? Evet. İkisinin de iç harcı soğuk olması çok güzel, hiç elim yanmadan. Bir şeyle benzettim. Dün salatalığı aynı şekilde kestim ya, onunla karıştırdım. Böyle. Kıymamız. Karnıyarık diyorlar buna. Karnına bak, yaracağız şimdi böyle. Yaramadık. Karnı yarılmış. O yüzden buna karnıyarık demişler. Kızartırken de güzel oluyor da çok yağ çekiyor patlıcan. Fırında ben daha çok beğeniyorum. Aa, bu arada benim ilk şeyim bu. Bir de YouTube'da yaptığım ilk yemeklerden bir tanesi.
İlk videolarımda var. Aa doğru evet. Karnabahar da yapmıştım fırında. Bir de karnıyarık da yapmıştım. Böyle üçüncü karnıyarığımız. İkinci. Yok yok bunlar olarak. Ha evet. Şimdi dördüncü yapıyor. Evet. Böyle hem yapıyoruz hem vakit geçiriyoruz çocuklarla. Evde temizlik anlamında işim kalmadı. Şöyle biraz üstten çek. Çek oğlum nasıl istiyorsan. Bakayım. Hı, güzel. Aa bir tanesi kopmuş. Hani? Şunlar. Kopmuş bunlar. Mu sen mi kopardın? Neresi? Şu iki yarımı. Ben yaptım onu. Onlar ne olacak? Onlara da böyle kıyma koyacağım. Onlara da kabak onlar da. Değişik olsun istedim. Bunu da buraya koydum. 3 dakikada bitirdim. Gördün mü gittin? Evet. Ben şu an kamera nasıl gözüküyor bilmiyorum. Nasıl? Ekrandan görünmüyor mu? Yok, senin yaptığına odaklandım. Kendin izliyor. Evet. Burada izleyeceğim biraz. Göktuğ dün akşam bir tıkandı, bir tıkandı. Gece. Hastalık değil. O biraz odada oynarken biraz fazla hareketli oynamış. Bir de zaten yarışmaya falan gitmişti, üşütmüş. Yani Göktuğ'a çok terlemek iyi gelmiyor. Ve bitti. Sonra ben Göktuğ'u ne yaptım? Nane yağları, kekik yağları. Dün bayağı uğraştık. Sonra en son neydi? Limon, zencefil, bal. Sonrasında... Ama çok güzeldi limon, zencefil, bal. Tedavi iyi geçti. Ondan sonra aldım Göktuğ'u, gittik yatak odasına uyuduk. Neyse bu biz bunları fırına atalım. Evet, sosunu ayarlayacağım, salçalı suyunu falan. Ondan sonra gösteririz. İşte bunlar da yazdan dolaba attığım biberlerim. Biz böyle sosunu döktük, domateslerini, biberini koyduk. Böyle biberlerle de süsledim. Böyle temizleyip koymuştum. Gerçekten çok... O anki kokusuyla birlikte duruyorlar. Üzerine sıvı yağ ve hafif tuz koyup fırınlıyorum. Böyle oturdum. Biraz dinleniyorum. Şu anda saat 5:30 falan. Böyle biraz dinlenmek istedim. Sonra kalkıp bir yemek yapma aşamasına geçeceğim mutfağa. Biraz sohbet edelim dedim. Böyle. Dün akşam canlı yayın açamadık. Canlı yayın açıyorduk sahurda. Ümit işten geldi. Hani iftara geldi. İftardan sonra tekrar dükkana iniyor. Hani toparlaması gereken işler oluyor. Onları toparladı. Geldi eve bir yattı. 3'e zor kalktı. Sahurumuzu yaptık. Sonra hemen tekrar yattık. Hani dün akşam Ümit uyumadı yani bayıldı. Onu söylemek istedim. Bugün de yağmurlu bir sabah uyandık. Sonra güneş geldi. Perdemizi bile kapattık. Çünkü karanlık oluyor. Televizyon yansıma yapıyor hani görünmüyor diye böyle kapattık. Böyle evdeyiz yani Göktuğ'la. Göktuğ ne yapıyorsun? El kaldırdın. Pasta yiyorum. Yuu. Pasta. Hadi gel.
Ağzında çikolata var mı? Yok, gel. Kendim göstermek istedim. Göktuğ banyo yaptı bu arada. Evet. Göktuğ diyor ki banyo yaptıktan sonra anne diyor rengim açıldı diyor. Kara çocuk beyazladı. Dün akşam böyle burnunu silmekten böyle yara olmuş. Yok o. Daha önceden mi vardı? Evet. 2 gün önce falan. Aa, sonra yüzümüze sürdüğümüzde geçsene banyodan. Dün gece sürmüştük ya. Göktuğ'la biz dün gece bakım da yaptık kendimize. Dün ben onu BİM'den almıştım. Hani çok kaliteli bir şey değil ama bilmiyorum. Belki de kalitelidir, onu da bilmiyorum. Yani daha önceden bunu hiç kullanmadım. Ben hep Nivea falan bu tarz şeyler kullanıyorum. Bir de böyle ünlülerin falan sattığı şeyler var ya, kremler falan bilmiyorum. Onlardan alıyordum. Bunu aldık böyle. C vitamini parlak yüz temizleme jeli. Şimdi cildi arındıran aydınlatır. Arındırır, aydınlatır, parlaklık verir diye. Dün akşam Göktuğ dedim, geldim seninle bakım yapalım dedim. Böyle Göktuğ'un yüzüne de sürdüm, kendi yüzüme de sürdüm. Kokusu çok güzeldi. Göktuğ diyor ki bunu sürünce ne olacak anne diyor. Ben de dedim ki şey, bebek gibi olacaksın. Oldu, gerçekten işe yaradı bir dokun. Sen zaten bebek gibisin. Sen bana bak, ben olmuş muyum? Sen zaten öyleydin ki. Değil mi? Göktuğ ile böyle vakit geçiriyoruz evde. Duruyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz ama ben bugün temizlik yaptığım için daha şimdi oturdum. Yeni böyle soluklandım diyebilirim. Göktuğ da diyor ki evde olduğum süre zarfı içerisinde diyor, hani diyor beni de çek diyor. Çünkü ben diyor hafta içi diyor pek diyor görünemiyorum diyor. Görün bakalım. Ay, Göktuğ bugün parka gidecekti bir de kızlarla. Gidemedi. Saati geçti. Islak bir de. Evet. Balon vardı ya doğum gününden kalma. Onları oynayacaklardı parkta. Oynayamadılar. Yarın belki okuldan gelince hava güzel olursa gidersin. Kara çocuk, kara çocuk. Göktuğcuğum. Saçlarımı da bir kestireyim. Yarın mı? Bilmem. 2-3 gün sonra falan. Ama yarın değil. Yarın asla olmaz. Neden? Bugün de olmaz. Bugün pazar, zaten olmaz. Aa, doğru, kapalı. Ya. İyi ki pazarmış. Göktuğ böyle tıraş olmak istiyor ama tıraş olurken yok. Bizim bugünkü ilk vlogumuz bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için, yorum yapıp desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Biz sizinle daha güçlü hissediyoruz kendimizi. Bize destekleriniz, yorumlarınız gerçekten çok iyi geliyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Tek bir dahaki ikinci vlogumuzdan görüşmek üzere. Bakalım Göktuğ Şef neler yapacak mutfakta. Bakalım.